Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günümü vloglayacağım. Aslında bugünü direkt vloglamamın sebebi de dışarı çıkacak olmamız ve kimlerle çıkıyorum biliyor musunuz? Annemlerin kurduğu bir grup var. Bayağı uzun yıllardır, böyle daha abilerimizin zamanından. Ve onlarla bir altın günü tarzında bir şey yapıyorlar ve biz de buna dahil olduk ve onlar nereye giderlerse peşlerine takılıyoruz. Onlar evde yapmadığı için, dışarıda yaptıkları için ve güzel değerlere gittikleri için biz de peşlerine takılıyoruz. Peşlerine takılıyoruzdan, yani bizden kastımsa bugün gelemeyecek bir arkadaşım var ama onun haricinde bebeklik arkadaşlarım var. Bu bebeklik arkadaşlarımdan Zeynep Naz'ı tanıyorsunuzdur. 5 kız birden çalışma günlüğünde vardı ve ayrıyeten bir tane de Beril'imiz var. Beril bu sene LGS'ye girdiği için o videoda yer alamadı. Umarım seneye çekersem direkt onu en başa koyacağım. O yüzden onlarla da beraber gidiyoruz. Anneler gezerken bize ayrılıp farklı yerlere gidebiliriz diye düşündüm. Artı olarak Kuzguncuk'a daha önceden gitmiştim ve daha önceden gittiğim için de bazı yerleri biliyorum. Oraya tekrar gitmek isterim eğer ki kızlar da isterse. O zaman vlog başlasın. Şimdi saat 8:13 ve 17 dakika içinde çıkmamız lazım. Ben de o süre içerisinde çantamı toplayıp makyajımı yapmam gerekiyor. O zaman hemen makyajımı yaparak başlayalım. Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun and I say it's alright. Tekrardan selam. Biz şimdi Fethipaşa Korusu'nda kahvaltı ettik annemlerle beraber. Zaten kahvaltıyı da gösterdim. Güzel bir kahvaltıydı. Yani biz çok fazla bir şey yemesek de yine de güzeldi. Şimdi de Dilruba adlı bir yere geldik ama buraya gelene kadar bin bir türlü zorluk çektik. Yani böyle dağ başında yaşasam bu kadar çok yorulmazdım dağa çıkarken. Çok uzaktı. Yani tam böyle Pierre Loti tarzında bir yer. Zaten dışarısını az önce göstermişimdir. Şimdi de yanımda Zeynep Naz var. Zaten Zeynep Naz'ı tanıyorsunuzdur 5 kız bir ders çalışma günlüğünden. Onu da çok fazla sevmiştiniz. Yorumlarda bunu fazlaca belirtmiştiniz. Ve ayrıca da Beril var. Beril'i daha önce hiç videolarımda görmemiş olmanız çok büyük. Evet, büyük ihtimalle büyüktür. Çünkü geçen sene, yani bu sene sınava girdi. LGS sınavına ve 5 kız bir ders çalışma günlüğünde de maalesef olamadı. Tuana'yı tanıyorsunuz, Zeynep'i tanıyorsunuz. Tuana da bugün gelemedi ama Beril'i hiç tanımıyordunuz maalesef ki. Ama şimdi görmüş oldunuz. Beril de benim diğer en yakın bebeklik arkadaşlarımdan biri. Sadece bizden bir yaş onu söylemene gerek yoktu. Ama aramızda bir 9 ay var altta. Hayır, hayır. 9, bence 9 ay içinde bana abla demesi gerekiyor. Zeynep Naz'la aramızda 5 yaş var ve bana abla demesi gerektiğini düşünüyorum. Ay 5 yaş diyorum, 5 ay var ve bana abla demesi gerektiğini düşünüyorum. Ama demiyorlar. Evet, saygıdır bu, saygı. The kids ain't alright. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. But girls will be women. I'm sure if there's something that I can find the words to say, I know that there will be a man around to save the day. And that was sarcasm in case you needed it mansplained. I should have stuck to ballet. When will we stop saying things? Cause they're all listening, no. The kids ain't. Nail Kitap Evi'ne geldik ve Kuzguncuk'a geldik. Zaten olduğumuz yerden Kuzguncuk'a gelmek bayağı basitti. Ve üst kata çıktık. Aslında burası oturma açık olmasa da hani kitaplara bakabiliyoruz. Az önce de birkaç kişi vardı. Onlar da gitti. Şu anda maskemi açtım zaten. Ve şöyle iki tane kitap seçtim. İkisini de alacak mıyım emin değilim ama bir tanesi Bilinmeyen Adanın Öyküsü. Bu yazarın Körlük adlı kitabını okumuştum. Güzeldi. Görmek adlı kitabı da var ama daha okumadım. Bir de bu Ayşe Kule'nin adı Aylin adlı kitabı. O kadar çok duydum ki. Yani bunu bırakıp bunu bile alabilirim ya da ikisini de alabilirim. Bilmiyorum. Şu an karar vermedim. Ya da başka kitaplara da bakmak istiyorum biraz. Stephen Zweig ya da Sabahattin Ali gibi. Bir tane de merak ettiğim bir kitap vardı. Koku isimli. Böyle bir katilin hikayelerini anlatan bir kitaptı. Onu çok merak ediyorum. Hatta dizisi de vardı. Dizisini gördüm zaten. Sonra kitabını görmüştüm. O yüzden kitabını da çok merak ediyorum. Ama burada yok galiba. Bakacağım.
O olursa onu da alabilirim. Bu arada gerçekten eğer ki Kuzguncu'ya gelirseniz kesinlikle gelmeniz gereken yerlerden biri. Zaten çok ünlü Nail Kitap Evi. Çok fazla ünlü ve hani normalde oturma açık olduğunda daha da güzel olur kesinlikle. Çünkü böyle kitapların arasında kahve içmek falan güzel olur. Ama şu anda da bile çok güzel yani kitapların arasında böyle yukarıda da olduğu için camlar falan açık. Böyle camlardan Kuzguncu'yu görebiliyorsunuz direkt. O yüzden güzel kesinlikle Kuzguncu'ya gelirseniz kesinlikle buraya gelin. Şimdi bir tane Kuzguncuk'ta böyle güzel gözüken bir kafeye oturduk ve biraz tatlı yedik. Böyle ortaya bir tane tatlı söyledik. Neydi? Kiraz ekmeği miydi? Yani kirazlı bir ekmek. Vişne. Tamam. Aynı şey. Kiraz vişne. Aynı şey. Vişneli bir ekmek yedik ortak. Ondan sonra kedi zannettim yaprağı. Onun haricinde de Beril'le biz ice latte içtik. Zeynep'te ice mocha yok. Neydi onunki? Milkshake. Yani çikolatalı milkshake işte. Bu arada milkshake çikolatalı olmaz. Çilekli olur. Öyle olur çünkü. Yani milkshake çilekli olur. Onun haricinde şimdi buradan Kuzguncuk'ta biraz daha gezmeyi düşünüyoruz. Yani bu taraflara gitmeyi düşünüyoruz. Orada bir tane sahafa benzeyen bir kitap evi vardı. Eğer kapanmadıysa orayı göstermek istiyorum kızlara. Teşekkürler. Onun haricinde çok fazla bir şey yapmayacağız zaten. Kuzguncuk'ta hani çok fazla gezilecek bir yer yok. Tekrardan biz şimdi eve geldik ve size bugünü vloglamak istedim çünkü güzel bir gündü ve aslında uzun zamandır da yapmak istiyordum ama dışarıda çekim yapmak hani beni biraz zorladığı için yapamamıştım ve altın günümüze bir günlüğüne konuk olmuş oldunuz. Umarım ki videodan keyif almışsınızdır. Neler yaptığımızı anlatayım. İlk başta zaten videonun ara kısımlarında da konuştum. İlk başta Fethipaşa Korusu'nda bir kahvaltı ettik. Ondan sonra da oradan Kuzguncu'ya geçtik. Zaten oradan Kuzguncu'ya geçmek gerçekten çok kolay. Ondan sonra da orada gezindik. Nail Kitap Evi'ne gittik ve Nail Kitap Evi'ne iki tane kitap aldım. Şu şekilde edip Cansever'den Umutsuzlar Parkı adlı bir şiir kitabı aldım. Uzun zamandır şiir okumuyordum ve bu eksikliğimi çok fazla fark ettim. O yüzden dedim ki bir şiir kitabı okumalıyım ve Edip Cansever'i tercih ettim. Edip Cansever'den daha öncesinde Yerçekimi Karanfil'i okumuştum. Dili biraz ağır gelmişti ama bunun içine baktığımda hani böyle sanki dili daha hafif bir şekilde anlatmış, yazmış gibi hissettiğim için bunu almak istedim. Çünkü Edip Cansever'e olan ön yargımı biraz kırmak istiyorum. Onun haricinde de adı Aylin olan Ayşe Kulin'in yazmış olduğu bir kitabı aldım. Bunu da çok çok uzun zamandır merak ediyordum ve sonunda aldım ve bu arada Nail Kitap Evi'nde 20 TL ve üzeri kitap alışverişlerine %10'luk bir indirimde yapılıyor. Yani aklınızda bulunsun. Ondan sonra da güzel bir kafeye oturduk ve daha sonrasında sahil kenarına gidip biraz da orada oturduk. Ondan sonra da zaten hani direkt eve geldik. Kısa bir vlog olmuş olabilir belki bilmiyorum emin değilim ama yine de keyifli bir gündü ve artı olarak arkadaşlarımla ve annemin arkadaşlarıyla da sizi tanıştırmış oldum. O yüzden çok çok mutluyum. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi
beğenmeyi, kanıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, fikriniz, öneriniz varsa onu da aşağıdan kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve artı olarak videoyu veya kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.